İyi akşamlar. Bugün 1 Nisan 2021 ve günlerden Perşembe. Saatler 17.30 gösteriyor. Yavuz Oğhan'dan Bir de Bunu Dinle programına hoş geldiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok az rastlanılan bir şey meydana geldi. Dün iktidarın getirdiği bir teklif ki bu güvenlik soruşturması ile ilgili. Kendi içeriğiyle çok tartışmalı. Çünkü insanların kendi yapmadıkları olaylardan sorumlu tutarak devlette görevlendirirken eşinin, ailesinin, çevresinin yaptıklarından da sorumlu tutup o görevlendirmeyi engellemeyi de beraberinde getirebilecek bir düzenleme. Bu yönde eleştiriler vardı. Anayasa Mahkemesi ilk kez iptal etmişti. İşte bu düzenlemeyi üçüncü kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getiren iktidar partisi görüşmeler yapıldıktan sonra tümü üzerine geçilmesi üzerine oylama yapılırken orada muhalefet partilerinin sayısı fazla geldi ve reddedildi. Meclis işsüzlüğüne göre eğer bir düzenleme, bir teklif reddedilirse bir yıl tekrar gündeme getirilemiyor. Tabii bu iktidar kalesine büyük bir gol olarak da görüldü muhalefet partileri tarafından. Mecliste kürsüde Cumhuriyet Halk Partili meclis başkan vekili vardı ve sonrasında aslında bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıktı. Yani daha önce hatırlayacaksınız, Merkez Bankası Başkanı iki defa görevden alındı ve bu görevden almanın yasal olup olmadığına ilişkin tartışmalar da yaşandı ama olan oldu, görevden alındı, yenisi geldi, işbaşı yaptı ve devam ediyor görevine. Her ne kadar ekonomide tartışmalar yaşansa da başka alanlarda da bir takım kuralların esnetildiğini gördük. İşte 31 Mart'ın yıl dönümü, 31 Mart 2019'daki seçimlerde sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu İstanbul'da kazanmıştı. YSK bunu iptal etti. Benzer bir durumda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oldu ve iktidar partilerinin temsilcileri meclis başkanı da devreye girmesiyle birlikte başkanlık divanı topladılar bugün ve sonrasında aynı maddeyi oylamada yanlışlık yapıldığı gerekçesiyle meclis genel kuruluna getirdiler. Tekrar oylattılar. Geçti. Önümüzdeki haftadan itibaren genel kurulun gündeminde olacak. Tabii bu arada ciddi gerilimler de yaşandı. Biz tam ne oldu sorusunun yanıtını almak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin eskiden başkan vekilliği yapmış olan Ankara Milletvekili Levent Gök'le bugün bu durumu bir konuşacağız. Ama bu tabii buna özel bir olay değil. Bu olay da işte Özgür Özel'le Meclis Başkanı Şentop arasında ciddi gerilimler yaşandı. Muhalefet partileri buna tepki gösterdiler. HDP'li Meral Danış Beştaş bunun oylama yöntemiyle bir darbe olduğunu söyledi. İyi Parti'den de tepkiler geldi ama dinlemedi Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti. Bunun genel Türkiye'deki yönetim biçimine yansıması üzerine de değerlendirme yapmak istiyoruz bugün. Ama konuşmadan geçemeyeceğimiz bir konu var. Her ne kadar Sağlık Bakanı kongrelerle ilgili tartışmaların Türkiye'nin gündeminde tutulmasının kimseye bir faydası yok dese de o kongrelerle birlikte birçok AK Parti'nin, kongreye katılan AK Parti'nin korona olduğuna ilişkin paylaşımlar yapıldı. Bugün çokça sosyal medyada konuşuldu. Bugüne geldiğimizde ise yeni rekorlar kırıyoruz sürekli. Avrupa'da birinci, dünya sıralamasında ikinci sırada vaka sayılarına göre 40 bin hemen altında Türkiye. Aşılama devam ediyor bir taraftan, yetersiz de olsa. Diğer taraftan varyantlar var ve aşılara ilişkin tartışmalar var. Bu yeni varyantlara Çin açısının nasıl bir etki göstereceği konusunda Sinovac'ın araştırma yapılmasına izin vermediğini Profesör Mehmet Ceyhan açıklamıştı. Yani kafalar karışık ve vakalar artıyor. Vakaların artışını hükümet seyrediyor. En azından Ramazan'a kadar kendi haline bıraktı Türkiye'yi. Ramazan'dan sonra bir takım önlemler alınacak ama orada da teravih namazları tabii tartışılıyor. Bu meseleyi konuşacağız. Bir uzman isim olacak bizle beraber. Profesör Doktor Bülent Ertuğrul, kendisi bir enfeksiyon uzmanı, onunla son durumu değerlendirmeye çalışacağız. Alınan ve alınması muhtemel önlemlerle ilgili olarak. Bir üçüncü konuda yine Türkiye gündemine baktığınızda sizin gündeminizde ne var diye sorulduğunda en çok insanların konuşulmasını istedikleri ve merak ettikleri konuda ekonomi. Merkez Bankası Başkanı ile bir başkanın görevden alınması ve yerine yeni ismin atanmasıyla başlayan bu
dalgalanma piyasalarda devam ediyor. Biraz kurların biraz da olsa, bir nebze de olsa aşağı doğru gittiğini gördük bugün. Merkez Bankası Başkanı'nın yine toplantıları vardı. Yine kendisini izah etmeye çalışıyor. Ve Türkiye'nin borçlarına ilişkin yeni rakamlar ortaya çıktı. Merkez Bankası Başkanı değiştirildiğinde o gün yaşanan döviz alışverişinin Türkiye tarihinde bir rekor olduğuna ilişkinde bazı veriler var. Bunları da değerlendireceğiz ve bununla ilgili çok geniş kapsamlı bir yorumda bulunan ekonomist Murat Kubilay da canlı yayın konuğumuz olacak. Geleceğe ilişkin aslında beklentileri konuşmak istiyoruz kendisiyle. 2 gün sonra da enflasyon açıklanacak. Enflasyon verilerinin sonrasında Merkez Bankası'nın toplantısı beklenecek. Bizler de ne beklemeliyiz? Bu sorunun yanıtının peşindeyiz efendim. Bu arada Boğaziçi'li öğrenciler Kadıköy'de yine bir buluşma denemesi yaptılar. Sabahtan kaymakamlık Kadıköy'de eylem yasağı aldı. Boğaziçi'li öğrenciler meydana geldikten sonra da son derece sert müdahale ederek bir bölümünü gözaltına aldılar ve toplanmalarına izin verilmedi. Aslında alışıldık bir Türkiye fotoğrafı daha vardı orada. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Rektör Bulu'nun yardımcılığına getirilen isimlerden birisi ise Boğaziçi bilime döndü başlığıyla bir haber paylaşınca o cenahta da işlerin biraz karıştığını ve Boğaziçi akademisyenlerin ona çok sert tepki gösterdiğini de aktaralım. Detaylarında konuşmak üzere süratle programımıza başlayalım. Herkesin konuştuğu, her şeyin konuşulduğu Türkiye'nin en özgür programı. Allah hiç kimseye ne yapacağı önceden kestirilmeyen, bol sürprizli bir yargı düzenine yargılanmaz. Yani umutlar tükeniyor gibi bazen onu hissediyorum ben. Bir sürü faktör var. Rüzgarı tutuklasın savcı. Bu mümkün müdür? Dinlerken hayret ettiğiniz program. İlk defa seninle bir şey açık değil mi? Hesabı ben geri almadım. Hesabı onlar bana geri verdi. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30-19 arasında Türkiye'nin en özgür radyosu Radyo Karakutu'da. Dün hükümetin kritik bulduğu, İçişleri Bakanlığı'nın ısrarla üzerinde durduğu, Anayasa Mahkemesi'ni iptal etmesine rağmen çıkartılması için ısrarcı olduğu güvenlik soruşturması yasa teklifi ki altında 71 AK Partili milletvekilinin imzası var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemindeydi. Muhalefet komisyon görüşmeleri sırasında da karşı çıkmıştı buna. Suçun bireyselliği ile ilgili evrensel hukuk kuralına aykırılık teşkil ettiği biçiminde eleştirileri vardı. Ve yasanın bütününe ilişkin görüşmeler yapıldı. Muhalefet yine neden bu yasaya karşı çıktığını aktardı. İktidar partisi temsilcileri ise bu düzenlemenin neden yapılması gerektiğini söylediler. Sonrasında oylama yapıldı, oylamaya geçildi. Meclis Başkan Vekilliği koltuğunda Haydar Akar oturuyordu. Cumhuriyet Halk Partili Meclis Başkan Vekili Haydar Akar. Kabul edenler dedi, etmeyenler dedi. İşaretle yapılmıştı oylama ve kabul etmeyenlerin sayısı ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde buna pek şahit olmak mümkün değil, daha fazla çıktı. Bunun üzerine işte kıyamet koptu diyebiliriz. Çünkü böyle bir düzenlemenin tekrar iç tüzük gereği meclise getirilmesi için bir yıllık bir süre var. Ama bu süreyi kullanmadan, bu süre geçmeden iktidar partisi kalesinde gördüğü golü çıkartmak için biraz da kurallara aykırı hareket etti ve bununla ilgili muhalefetin sert tepkisi vardı. Cumhuriyet Halk Partili Grup Başkan Vekili Özgür Özel, meclis başkanını devreye girdiği için eleştirdi. İş tüzük ortadayken. Boncuk boncuk terlemiş bir biçimde süratle olaya el koydu dedi. Bunun üzerine meclis başkanı ile aralarında bir polemik oluştu. Meclis başkanı onu pişman ederim, aynaya baksın falan gibi pek daha önce meclis başkanlarından duymadığımız cümleler kullandı ve sonra danışma kurulu toplandı. Düzenleme Meclis Genel Kurulu'na tekrar getirildi. Yanlış oylama gerekçesiyle ve iktidar partililerin oylarıyla yeniden oylandı ve maddelere geçilmesi kabul edildi. Şimdi bu ne var bunda canım diyebilirsiniz ama bu önemli bir şey. Çünkü kurallar olmadığı zaman nelerle karşılaşabileceğimizi başka alanlarda tek tek görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi ki o kuralları belirleyen kurum aslında çıkarttığı, yaptığı düzenlemelerle niye bu kadar kıyamet koptu? Bunu konuşalım. Tecrübeli bir isim var karşımızda. Levent Gök,
Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili ve aynı zamanda geçmiş dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MİS Başkanlığı koltuğunda vekaleten oturan isimlerden birisiydi. Yani iç düzü en iyi bilen isimlerden birisi. Onunla konuşalım istiyoruz. Hoş geldiniz Levent Bey. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Yavuz Bey. Şimdi anlatmaya ve özetlemeye çalıştım. İşin siyasi tartışmalarını bir yana koyarız ama bir teknik olarak konuşalım. Gelmiş bir düzenleme, 71 milletvekili, İktidar Partisi'nden 71 milletvekili imzalamış bu düzenlemeyi. İçeriğiyle ilgili eleştirileri de bir köşeye bırakalım ve oylama var tümü üzerine maddelere geçilmesi için. Orada da reddedildi diyor Meclis Başkan Vekili. Bugün yapılan uygulamaya baktığımızda ne yapmış oldu İktidar Partisi? Şimdi Yavuz Bey, siz aslında az önce çok güzel bir cümle kullandınız. Yani kurallar olmayınca işte böyle oluyor dediniz. Tabii ben 10 yıllık bir milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilini yapmış bir kardeşiniz olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına çok önemserim ve gözetirim. Özellikle meclis başkanından başta bunu gözetmesi gereken en birincil kişi olduğu şüphesizdir. Meclislerin yönetilmesine ilişkin bizim anayasa ve iç düzük kurallarına göre hükümlerimiz var. Bu kuralların uygulanmasında meclis başkan vekilleri de meclis başkanı adına meclisi yönetirler. Yani meclis başkan vekili meclisi yönettiği birleşimlerde, oturumlarda meclis başkanı gibi orada görev yapar. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığı ve itibarının korunmasında hem meclis başkanının hem meclis başkan vekillerinin çok özel ve önemli bir yeri var. Elbette bizim iç düzüğümüze göre de oylamaları nasıl yapılacağı belli. Dünkü yapılan oylamada salonda çok az sayıda İktidar Partisi ve Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerinin olduğu bir ortamda muhalefetteki diğer partilerin çoğunlukta olduğu bir sürecin içerisinde gerçekleşiyor bu dünden bu yana gelişen hadise. Hatta meclis başkan vekili bu maddelere geçilmesi bir kanunun yürümesi açısından oylaması yapılması gereken bir konu. Önce tümü görüşülür, tüm üzerindeki görüşmeler yapıldıktan sonra bölümlere geçilmesi için de maddelere geçilmesi oylaması yapılır. Bu maddelere geçilmediği zaman da kanun görüşülemiyor. Düşmüş oluyor. Düşmüş oluyor. Yani teknik yönden herkesin de bizi anlayacağı şekilde de anlatmaya da özen gösteriyorum. Teknik yönden uzak durarak. Dolayısıyla maddeleri geçilmesi oylaması önemli bir oylamadır. Şimdi burada dün anlaşılıyor ki AK Parti'nin partideki meclisteki grup başkan vekilleri ya da yöneticileri bu maddelere geçilmesi oylamasını hafife almışlar. Yani orası önemli bir oylama. Bir alışkanlık olmuş olabilir. Yani ne yapsak oluyor zaten mecliste. Hepsi geçiyor diye bakmış da olabilirler diye düşünüyorum ben. Yavuz Bey, gerçekten aslında ben çok üzüntülüyüm. Meclisin bu denli bir bypass edilir bir halde milletvekillerindeki moralsizliği de görüyorum. Yani çok üzücü bir hadise. Sonuçta bir Cumhurbaşkanlığı kararnameleri var. İktidar Partisi milletvekilleri de ya sonuçta Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkıyor havasında. Meclisin işlevini bir kenara terk etmiş bir görüntü içerisinde. Bu vahim bir tablo ve üzücü bir tablo. Ve İktidar Partisi'nin çoğunluğu kendilerindeyken mecliste 15-20 kişinin maddelere geçilme oylaması sırasında yapılacağın izahını kimseye yapamazlar. Çünkü bu kadar. Yani o sırada 15-20 kişi var iktidar partilerinden ve muhalefet partilerinin milletvekili sayısı iktidar partilerinden fazla. Yani, o anda oluyor bu olay. 60-40 gibi bir oranda düşünebiliriz. Yani böyle bir oran var. Şimdi işin başka bir ilginç tarafı, bu görüşülen kanun teklifini 71 iktidar partisi milletvekili imzalayarak meclise sunuyor. Yani imzalayanlar da piyasada yok. İmzalayanlar yok. Partinin bu konudaki iddialarını dile getirecek sözcüleri yok. Sonuçta çok önemli olan bir oylamada gayri ciddi bir tutum söz konusu İktidar Partisi açısından. Şimdi bu İktidar Partisi'nin bu konuda kendisini bir kere bir süzgeçten getirmesi gerekir. Yani ben nasıl bu oylamada böyle fire versem de daha sonra bunu düzeltirim anlayışı bir kere baştan sakat bir anlayış. Yani kendi verdikleri kanuna sahip çıkmayan bir irade söz konusu. Yani 71 kişinin imzası var. Salonda bundan 15-20 kişi İktidar Partisi'nden. Muhalefet elbette görevini yapacak. Sonuçta bir oylama yapılıyor. Kabul ya da red deniyor. İşte karşıda çıkıyor bu düzenlemeye.
komisyondan evet. beri zaten itirazlarını, eleştirilerini ortaya koyuyor. Bunlar da var. Bunların hepsi var. Anlaşılıyor ki AK Parti içerisinde bir ciddi bir çekişme de var. Ben biraz onu da gözlemliyorum Yavuz Bey. Yani bir sanki acaba dün bir sivil itaatsizlik gibi bir eylemde yürüttüler mi? Onu da çünkü görülmemiş bir şey bu değil mi Levent Bey? Siz de çünkü meclisi yönettiniz, meclistesiniz biliyorsunuz. Yani bunu AK Parti'nin milletvekillerinde deneyimli arkadaşlarımız var salonda. Onlar adına yani arkadaşlarını davet edecek insanlar var. Hep de böyle yapıyorlar zaten. Ama dün bu mekanizmanın neden çalışmadığının hikayesini belki siz de araştırmak durumunda. Bakacağız tabii. Bakacağız önemli çünkü mecliste bizi dinleyenler bilmeyebilirler. Bu tip oylamalarda, kritik oylamalarda grup başkan vekilleri ya da görevlendirdiği isimler kuliste olan milletvekillerini içeri oylamaya davet ederler. Dün böyle bir şeyin niçin olmadığını ben de açıkçası sizler kadar merak ediyorum ama merakımı gidermeniz de bence yapacağız tabii onu konuşacağız. Peki Levent Bey oldu. Oldu. İktidar Partisi bu işi 71 milletvekili imzaladı ama o milletvekilleri bile ortada yok. Muhalefet partilerin sayısı fazla ve reddedildi. Meclis Başkan Vekili de dedi ki oylama yaptırıyorum. Kabul edenler, etmeyenler reddedildi dedi. Maddelere geçiremeyecek. Yani yasa düştü. Dönüş yolu ne bunun? Orada bir artık panik başlamış anladığım kadarıyla. Biz bunu nasıl çeviririz? Şimdi tabii burada salonda bir telaş ve bir kargaşa yaşandığı anlaşılıyor. İktidar Partisi açısından söylüyorum ben bunu. Bizim meclis iç tüzüğümüzde bir 13. maddemiz var. Yani meclis başkan vekili de sonuçta bir ara veriyor ve içeri geçiyor bundan sonra. Ciddi tartışmalar yaşanıyor ve sonunda bakılıyor ki dünkü atmosferde devam etmeninde, meclis çalışmalarına devam etmeninde bir olanağı yok. Çünkü bir çıkış noktası bulunamıyor. Meclis başkan vekili Sayın Haydar Akar yaptığının doğru olduğunu ifade ediyor ki bence de doğru. Yani sonuçta meclis başkan vekili salondaki kişileri yüksekten en iyi görecek pozisyonda olan bir kişi. Elbette yanında katip üyeler var. Onlarla beraber bir sayımla yapıyorlar kendileri açısından. Hı hı. Ama sonunda bu tabii bu yapılan sayım bir resmi tutanağa bağlanmadığı için İktidar Partisi meclis iç tüzüğünün birleşimden sonra bir hata olduğu anlaşılırsa diye bir ibare vardır oylamalarda. Buna dayanarak bir itirazda bulunuyorlar. Ve meclis başkanı da bu yapılan oylamayı usule uygun bulmayarak kendince işte bugün öğle saatlerinde meclis başkanı... Var mı böyle bir yetkisi? Var. Meclis başkanının böyle bir yetkisi var. Başkanlık divanını toplantıya çağırarak izlenecek yol konusunda bir yol haritası çiziliyor. Sonuçta meclis başkanlığının da başkanlık divanında İktidar Partisi'nin kastettiğim İktidar Partisi derken AKP ile MHP'yi kastediyorum. Yani 21 üyesi var başkanlık divanının. İşte bunun içinde meclis başkanı, meclis başkan vekilleri, idare amirleri, katip grup başkan vekilleri yok. 21 üyeli Türkiye Büyük Millet Başkan Vekili. 13 üyesi AKP ve MHP'ye ait yani 13'e 8 civarında bir oranla temsil ediliyor. Burada alınan karar gereğince bir meclise tezkere gönderildi bugün. Dünkü yapılan oylamanın usulsüz olduğu konusunda ve oylamanın yenilenmesi gerektiği konusunda bir başkanlık divanının kararı geldi. Bugün yapılan işlem başkanlık divanının bu almış olduğu karar çerçevesinde mecliste yapılan bir oylamayla öncelikle bir usul tartışması da yaşandı tabii doğal olarak ve o oylamanın sonuçları ortadan kaldırılarak kanunun tekrar görüşülmesi yönünde karar alındı. Şimdi İktidar Partisi'nin olması gereken neydi? Yani burada muhalefetin oylarıyla reddedilmiş bir kanunun yine tüzük gereğince oylamada aksilik şu falan denmeseydi, denmemesi gerekiyordu zaten. Ki Haydar Akar da benim dün yaptığım da doğruydu, bugün yaptığım da doğru diyerek durumu izah etmiş. Tam da sizin söylediğiniz gibi Meclis Başkanlık Divanı'nın kararına uyduğunu söylüyor. Normal şartlarda meclis iradesi bu yasayı reddetmiş sayılması gerekmiyor muydu? Yani işte tabii işte bakın hep millet egemenliği, meclis iradesi diyoruz. Yani ama İktidar Partisi'nin anladığı kendilerine uygun kararlar çıktığı zaman millet iradesi. Halbuki dün de gerçekleşen bir millet iradesiydi. Ve orada İktidar Partisi'nin böyle bir durumda
bir ciddi muhasebe yapması gerekirdi. Şimdi Yavuz Bey, bu kanun, yani görüşülen, dünkü görüşülen ve bugün de işte görüşmelerine yeniden karar alınan kanun aslında daha önceden meclisten çıktı ama Anayasa Mahkemesi iptal etti bu güvenlikle ilgili kanunu. Ve bu kanuna ilişkin de aşağı yukarı 9 aydır da bekliyor. Yani çok o kadar bir aciliyeti olan bir kanun da değil. Yani o kadar şu anda pek fazla kanun teklifi olmadığı için mecliste görüşülecek. Yani o kadar da acil bir tablo değil. 9 aydır bekletilen bir kanun. AK Parti içerisinde de aslında bu kanunun içeriğine ilişkin tartışmalar var. Yani var. Orada da suçun şahsiliği meselesi artık çok öne çıkmış. Türkiye çünkü bu güvenlik soruşturmalarından geçmişte çok çektiği için herkes yoğurdu üfleyerek yemeye çalışıyor. Bunun cezasını AK Parti de çekti zamanında ya da AK Parti tabanında çekti. İçişleri Bakanlığı'nın bir dayatması olarak gelen bir kanun. Evet. Ben AK Partili arkadaşlarımızdan da buna karşı olanlar olduğunu çok açık biliyorum yani yaptığımız görüşmelerde. Yani düzeltilmesi gereken pek çok maddesinin olduğunu kendileri itiraf ediyorlar. Ama sonuçta dün gelinen nokta İktidar Partisi'nin tam bir anlamıyla gol yediği bir noktaya geldi. Yani İktidar Partisi işte kendi yine sayısal çoğunluğuna güvenerek bugün iç tüzüğün kendisine vermiş olduğu 13. maddedeki bölümü işletmek suretiyle böyle bir tabloyu karşımıza getirdi. Şimdi bundan ne oldu yani? Meclis bu işten, ben ona bakıyorum. Yani toplumun ne faydası oldu ve meclis bundan bir itibar sağladı mı? Şimdi meclis bundan bir itibar sağlamadı Yavuz Bey. Yani dünkü yapılan oylamanın sağlıklı ve sıhhatli olduğu ortadayken bundan AK Parti'nin kendi basiretsizliği ve yönetimdeki acziyeti yönünden, tıpkı tüm ülkeyi yönetemedikleri gibi meclisi de yönetemediklerinin ortaya çıktığı bir süreci yaşadık dünden bugüne kadar gelinen bölümde. Dolayısıyla bunu baskılamak, işte kamuoyu karşısında bir algı yönetmek, sanki yapılan önceki işlemler hukuksuzmuş gibi bir çaba içerisinde olduklarını üzülerek görüyorum. Yani ben meclisin saygınlığını, bundan çok ciddi bir yara aldığını... Zarar gördün. Peki meclis başkanının da burada... Şimdi meclis başkanı çok özel bir konu. Evet. Baktığınızda Türkiye'de Cumhuriyet Anayasa'da yer aldığı biçimiyle, iç tüzükte de aynı şekilde. Oylamalara katılamıyor, tarafsızlığını korumak zorunda. Geçmişteki meclis başkanları birçok yönden eleştirilseler de aslında tarafsızlıklarıyla ilgili özen gösterdiklerine de ben de çok şahit olmuştum. Ama Mustafa Şentop'la ilgili son dönemde ard arda tarafsızlığı konusunda ciddi şikayetler var muhalefet partilerinden. Bugün de artık zirve yapmış durumda. Özgür Özel'le girdiği polemik ve kullandığı üslup da bu konuda belki dikkat çekici sayılabilir. Ne diyorsunuz performansına Şentop'un? Şimdi ben Sayın Şentop'la beraber aynı anda meclis başkan vekiline başladık. Daha sonra kendisi Sayın Binali Yıldırım meclis başkanının İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday olması nedeniyle meclis başkanlığından ayrılmasından sonra meclis başkanı oldu. Şimdi gerçekten büyük üzüntü içerisindeyim. Sayın meclis başkanının özellikle birkaç cümleyle şöyle geriye gidersek Enis Berberoğlu ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuruyu bekletmeden mecliste milletvekilinin düşmesine dönük uygulamadan de bahsetmemiz gerekir. Yani Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru beklensin şeklindeki bütün ısrarlarımıza rağmen meclis başkanı bunu okuttu. Sonra ne oldu? Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararı üzerine mecliste ilk defa bir uygulamayla düşülen bir milletvekili geldi, tekrar görevine başladı. Bu meclis başkanının kendi itibarı ve çalışması açısından da son derece kariyer açısından çok sıkıntılı bir durumdur. Yani yaptığı bir işlemin yanlış... Aslında meclis başkanının orada milletin iradesini temsil eden milletvekillerini koruması, sonuna kadar arkasında durması, onların haklarının peşinden gitmesi gerekirken biraz iktidar politikalarının uygulayıcısı pozisyonuna düşmüş olmasından kaynaklanan sorun var. Geçtiğimiz hafta yaşanan HDP milletvekili Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu. Gergerlioğlu, evet. Yani onun da Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurusu varken alelacele okutmanın ne anlamı var? Biz Cemil Çiçek döneminde kesinleşmiş mahkumiyet kararlarının dönem sonuna bırakıldığını biliyoruz. Evet. Yani Yıldırım'a da okunuyor, görüşmüş ve bir mutabakat içerisinde. Yani dönem sonuna bırakılacak gibi bütün bunlar. Ama bir anda meclis başkanı burada kendisini işin içinde koydu. Çok ciddi yarar aldığını ben düşünüyorum. Yine geçtiğimiz daha yakın zamanda
İstanbul Sözleşmesi'yle başlayan tartışmalarda Cumhurbaşkanı'nın çekilme hakkı vardır diyerek meclisin iradesini bir kenara bırakması da çok başka bir sakıncalı tutumdur Sayın Meclis Başkanı'ndan. Yani uluslararası anlaşmaları onaylama yetkisine sahip meclisi bypass ederek bir meclis başkanının bu konu tamamen Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde demesi dahi kendi kurumuna yapıyor bunu üstelik. Bugün Özgür Özel'e de pişman ederim demiş. Aynaya baksın. İşte fiziksel durumuyla gibi falan böyle bir benzetmeler de yapılıyor ya Özgür Özel'e. Onları atıp yaparak pek gördüğümüz manzara değil bu grup başkan vekilleriyle kullanılan üslup açısından. Yani şimdi bakın yani siz orada artık meclis başkanlığına giren o makama oturan kişinin bütün partilerle eşit mesafede ve eşit yakınlıkta olması gerekir. Benim yürüttüğüm meclis başkan vekili döneminde Sayın Yavuz Bey, ben partimin bir tek kongresine dahi katılmadım. Çünkü bu anayasanın bize iç tüzüğün vermiş olduğu bir yükümlülük vardır. Meclis başkanları ve başkan vekilleri görev yaptıkları süre içerisinde partinin faaliyetlerine katılamazlar. Evet. Tartışmaların içinde olamazlar. Ama meclis başkanı her tartışmanın içinde, hatta geçtiğimiz günlerde yine bir Montreux tartışmasını ortaya koymak suretiyle çok daha başka vahim noktaya da çekti. Bu Sayın Grup Başkan Vekilimiz Sayın Özgür Özel ile ilgili bu üslubu da tırnak içinde söylüyorum. Yani hiç yakıştırmadığım bu üslub, bir kabadayı tarzındaki bu üslubun Sayın Mustafa Şentop'un kendisini de kendisinden pişman olacağını ben düşünüyorum. Yani bu üslubun kullanılması fevkalade yanlıştır. Bir meclis başkanı her zaman soğukkanlığını korumak, tartışmalardan uzak durmak ve herkesin güvenini kazanan bir meclis başkanı olmak durumundadır. Böyle olmadığı müddetçe bugünlerde işte gördüğümüz gibi en çok tartışılan isimlerin başına gelirsiniz. Bu sizin hayrınıza olmaz, ülkenin de hayrına olmaz. Çünkü evet, meclis başkanlığı görevi önemli bir görevdir. Yani Cumhurbaşkanlığı makamından sonra protokolde ikinci sırada olan bir görevdir. Dolayısıyla oranın hakkını vermek, yani o makamın hakkını vermek, o elbisenin içinde tam üstüne oturtmak çok önemli olan husustur. Benim görev yaptığım dönemdeki Sayın Mustafa Şentop'un bu denli sürüklenmesini, bu denli savrulmasını büyük bir üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Peki. Ve kendisinin umuyorum bunlardan önemli bir ders çıkartacağını ve tekrarlamaması gerektiğini ummak istiyorum. Benim ancak partisine tavsiyem bu olabilir. Levent Bey, partili cumhurbaşkanı var Türkiye'de. Onun için partili meclis başkanı çok fazla göze batmaz diye düşünüyor olabilir Mustafa Bey de. Yeni döneme ayak uydurmak için yapıyor olabilir. Ama bunlar en azından meclisi bilenlerin, Türkiye'de siyaseti bilenlerin, meclis başkanlığı makamını bilenlerin ve onun yaklaşımlarını bilenlerin açısından bakıldığında biraz şaşırtıcı tavırlar ve yaklaşımlar. Bunu siz de söylediniz. Ben de bir gazeteci olarak kendi izlenimimi paylaşmış olayım. Çok teşekkür ederiz Levent Bey katıldığınız için, bilgi verdiğiniz için eksik olmayın. Şimdi mecliste gerçekten çok az rastlanılır bir durumdu. Türkiye'nin genel durumuna paralel olarak bir yönetilememe hali var dedi Levent Bey, Levent Gök kendi tahlillerinde. Bunu birçok alanda aslında görebiliyoruz. Yani altyazı olarak da olmazı oldurmaya çalıştı AK Parti diye verdik. Çünkü olmazı oldurdu aslında. Normal şartlarda olmaması gereken bir durum. O yasa iptal edildiyse iş tüzük gereği bir yılda bu yasa tekrar gündeme getirilemez. Ama yasayı verenlerin Meclis Genel Kurulu'nda olmadığı bir anda iktidar partisinin gafil avlandığı veya ters köşe olduğu bir anda kalesine yediği golü kuralları da zorlayarak çıkartması hadisesi ve bunun da başrolünde meclis başkanı var, tarafsız olması gereken ve bu kadar canhıraş bir şekilde bu meseleyi gündeme taşıyor olmaları ve zorlayarak oradaki kuralları tekrar görüşülmesini sağlamaları da aslında biraz İçişleri Bakanlığı'nın ısrarıyla geldiğini biliyoruz bu yasanın. Sadece bu yasayla ilgili değil, genel olarak bir yani o anki o pozisyonda muhalefetin üstünlüğünün o şekilde kalmaması için gösterilmiş bir çaba diye de değerlendirmek gerekli. Ama birçok alanda kurallar bu şekilde esnetilmeye, onların dışına çıkarak, arkasından dolanarak işler yapılmaya çalışılıyor. Yargıtay üzerinden Anayasa Mahkemesi'ne, İstanbul Başsavcılığından yapılan atama da mesela bunlardan
bunların dışında sayılamaz. Normal şartlarda Anayasa Mahkemesi'ne üyelik için Yargıtay'da gerekli tecrübeye sahip isimlerin atanması gerekirken onu iki günde İstanbul Başsavcılığından Anayasa Mahkemesi'ne gönderen irade aynı şekilde burada da iktidar partisi ile muhalefet partisi arasındaki oy farkını bir gün sonra iş tüzüğe aykırı da olsa ortadan kaldırmak için bu girişimi yapmış görünüyor. Birazdan Merkez Bankası Başkanı'nı konuşacağız. Oradaki tablo da aslında bunların dışında değil. Şimdi koronayı konuşacağız. Koronada da aslında durum diğerlerinden çok farklı değil. Çünkü koronada da yapılan uygulamalara baktığınızda iktidar partisinin her şeyi yapabildiğini ama toplumdan taleplerinin o yapılanlardan çok farklı olduğunu görüyorsunuz. Sağlık Bakanı geçenlerde yaptığı açıklamada kongreleri çok fazla gündemde tutmanın kimseye bir faydası yok dedi. Orada bir ayrıcalık da söylenemez. Ayrıcalık çıkartılmaya çalışılmasın bundan dedi ama bir ayrıcalık vardı. Birçok insan kapalı alanda bir araya geldi. Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerine, Sağlık Bakanı'nın hemen her gün yaptığı tavsiyelere rağmen bugün de sosyal medyada o toplantıya katılanların çoğunda COVID maalesef virüsünün bulunduğuna ilişkin bilgiler paylaşıldı. Üzerine de çok tartışma yapıldı. Ve alınan önlemlere baktığınızda da böyle bir takvimler enteresan belirleniyor. İşte 30 binlerin üzerine çıktı vaka sayıları. Kırmızı bölgeler çoğaldı Türkiye'de. Bir alarm verildi. Ama alarmın geçerlilik tarihi bir hafta 10 gün sonra, 13 gün sonra. Ramazan'a endeksli bir alarm verildi. Buna ilişkin tartışmalar da devam ediyor. Ama bu arada vakalar da durdurulamıyor. Her gün yeni bir zirve, yeni bir rekor var. Dün de 40 bin bandına yaklaşmış ve bir tablo vardı. Türkiye'de maalesef Avrupa'da birinci, işte dünyada ikinci, Hindistan sanıyorum birinci gibi bir görüntü de söz konusu. Bunları bir konuşalım istiyoruz. Bu artan vaka sayıları bir 10 gün, 13 gün kendi haline bırakılmasının bize yükleyeceği maliyetin ne olduğunu. Profesör Doktor Bülent Ertuğrul var karşımızda. Enfeksiyon uzmanı kendisi. Sağ olsun bize yardımcı olacak bu bölümde. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi bu 13 günü ben öyle görüyorum hocam, biraz kendi haline bırakılmış. Yani bir 13 gün bırakalım sonra tekrar sıkılaştırı gideriz diye. Sizde de böyle bir izlenim, böyle bir hissiyat var mı? Çünkü Ramazan'a kadar kırmızı bölgeler dahil her yerde lokantalar açılsın. Tamam, kapasiteler düşük ama seyahat kısıtlaması yok. Ve benzeri bir takım serbestlikler tanınmış görünüyor. Bunun bize bir maliyeti olacak mı? Yani önce böyle bir hissiniz var mı, sonra bunun bize bir maliyeti olacak mı? Yani ekonomik maliyetini bilemem ama ben sağlık alanında söyledim hocam. Sağlık alanında elbette bir maliyeti var. Hasta yükünün arttığını söyleyebilirim çok rahat bir biçimde. Her gün onlarca hastaya bakmak zorunda kalan bir hekim olarak ve her gün onlarca hastanın vizitini yapıp onların tedavilerini düzenlemek zorunda olan bir hekim olarak. Yani hasta yükü gerçekten ciddi olarak artmış durumda şu anda. Ve bu serbestlik devam ettiği sürece, buna serbestlik demeyelim de insan hareketliliği diyelim, insan hareketliliği devam ettiği sürece, özellikle İngiltere varyantında şu anda hakim suç olduğu dikkate alınırsa, Avrupa'nın o kış aylarında yaşadığı pikleri şimdi biz yaşamaya başlayacağız. Böyle yani ne yapabiliriz? Peki hocam şöyle şeyler var. Yani geçen Mart ayına baktığımızda, Mart'tan devam eden bizim maceramıza, Covid'le maceramıza baktığımızda yani 3000, 5000'ler, 6000'ler, 7000'ler Türkiye açısından büyük alarm görüldü. Şehirler arası hareketlilikler azaltıldı. Çok sıkı önlemler alındı. Camiler ibadete kapatıldı ki bu Türkiye açısından önemliydi bu iktidara baktığınızda. Şimdi 40 binlerden bahsediyoruz. Ne değişti? Yani bu virüs etkisini mi azalttı? Hayır. Niye bu kadar rahatsız yani biz? Ya onu ben de bilemiyorum. Yani şimdi bir sağlık çalışanı olarak iki görevim var. Bunu daha önce de sizinle konuşmuştuk. Bir tanesi insanlar hasta olmamalı. Hasta olmamaları için çalışmalıyız. İkincisi de hasta olanları tedavi edeceğiz. Tedavi. Şimdi birincisini başaramadık. Şu anda salgın tamamıyla kontrolden çıkmış bir biçimde ve olgu sayıları katlanarak artıyor. Yani bunu başaramadığımız apaçık ortada. Şimdi o zaman benim ikinci görevim devreye giriyor. Hastaları tedavi etmeye çalışmak ve onları yaşamda tutmaya çalışmak gibi bir görevim var. Onu yapıyorum ve gücüm yettiğince, tüm sağlık çalışanlarının da gücü yettiğince bunu yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bu değişikliğin neden olduğunu hani ben de bilemiyorum. Bunu siyasi iktidar ve kamu otoritesi karar veriyor çünkü. Hani insanlar bilim kurulunu falan da... Ben aslında işin birazcık teknik boyutuyla ilgili sormuştum. Mesela o gün daha mı çok korkuyorduk?
O gün daha az şey mi biliyorduk? O gün virüs daha mı etkiliydi? Bugün daha az mı etkili? Yani bu tip bir gerekçe ortaya konulabilir mi anlamında sordum. Yok, hayır. Bu böyle bir gerekçe yok. Virüs aynı şekilde aynı hastalığı yapıyor. Aynı şekilde bulaşıyor. Aynı ağır tabloyu aynı risk grubunda yapıyor. Bir tek avantajımız aşı. O da şu anda yeterince yok. O nedenle de hani çok da büyük şey virüs veya tıp açısından, medikal açıdan çok büyük bir değişiklik olmadığını söyleyebilirim. Ha, şu anda çok daha iyi biliyoruz virüsü, nasıl infekte ettiğini, nerelere etkilediğini çok daha iyi biliyoruz literatürlerden, araştırmalardan, çalışmalardan. Ama toplumsal açıdan, toplumsal sağlık açısından baktığınızda salgın devam ediyor. Yani pandemi devam ediyor. Ve bu koşullara uygun yaşam zorunluluğu da devam ediyor. Ama böyle bir yaşam biçimi değişikliği var. Belki toplumdaki insanlar bıktılar, yoruldular, ekonomik anlamda zorlandılar. Birçok başka nedeni olabilir. Tabii. Ama bunun tıbbi bir nedeni yok. Yani çünkü aynı şekilde hastalık yapıyor ve aynı şekilde hasta oluyor insanlar. Hatta İngiliz varyantıyla birlikte bulaşma da artmış vaziyette. Peki bunun olumsuz etkisi anlamında İngiliz varyantının biraz daha olumsuz bir sürece neden olduğu da belirtiliyor. Onu da gözlemliyor musunuz? %75 gibi bir oran da açıkladı Sağlık Bakanı İngiliz varyantı. Şöyle hasta yaş ortalamasının düştüğünü söyleyebilirim. Orada bir rahatlamamız var en azından. Çünkü ileri yaştaki insanların, 65 yaş ve üzerindekilerin %90'ını aşılamayı başarabildik. O nedenle de hasta yaş ortalamamız bir miktar düştü. Hastanedeki hastalardan bahsediyorum. Buna bağlı ama şu anda hala diğer risk grubu dediğimiz işte kalp hastalığı olan, şeker hastalığı olan veya bağışıklık yetmezliği bulunan diğer faktörleri taşıyan hastalar aynı şekilde ağır hastalık tablosuna yakalanıyorlar. Bu İngiltere varyantı veya işte normal Wuhan'daki ilk virüs fark etmiyor. Öyle hastalığın daha ağır bir tabloyla seyrettiğini söyleyemem. Aynı hastalık tablosuyla seyretmeye devam ediyor. Biz de aynı tedavileri uygulamaya devam ediyoruz. İşte kurtarabildiklerimizi de kurtarıyoruz. Ama şu andaki yaşam yitim sayılarının çok yüksek olmamasının temel nedeni bu kadar olguya karşın aslına bakarsanız belki de biraz ileri yaştakileri korumaya almış olmamız diyebilirim. Ama onun tabii bilimsel çalışmasının yapılması gerekir. Hani bu benimki sadece bir otör görüşü, subjektif bir görüştür. Peki hastanede yani arazide durum nasıl? Başvuranların sayısı, daha doğrusu vaka sayısı bu kadar arttığı için hastanede tedavi sayıları artıyor mu? Yani hastanede bu işin hastane kapasitesini aşma ihtimali böyle bir risk görünüyor mu? Siz böyle bir şey gözlemliyor musunuz hocam? Evet, gözlemliyorum. Çünkü bizim hastanemiz özelinde bile konuşsam şu anda tıbbi direktörümüz bugün bana taburcu olabilecek hastalar varsa hocam bir taburcu edin de kapıdan yığılmalar başladı demeye başladı. O şekilde hani bundan yaklaşık 15 gün önce böyle değildi. Gelen herkesi yatırabiliyorduk ama şu anda sıkışmaya başladık. Biz bir özel hastaneyiz. Biz böyleysek devlet hastanelerini ve diğer kamu hastanelerini düşünemiyorum bile. Orada ciddi bir yığılma söz konusudur. Büyük olasılıkla. Benim sahadan aldığım verilerde zaten hani konuştuğumuz doktor arkadaşlar da aynı şeyleri söylüyorlar. Sayıların çok arttığı, poliklinik sayılarının çok arttığı ve yatışların çok arttığını belirtiyorlar zaten. Böyle devam ederse bir iki hafta içerisinde sağlık sisteminde bir tıkanma sorunuyla karşı karşıya kalıp onu tartışmaya başlayacağız büyük olasılıkla. Böyle devam ederse hocam, siz bir uzman gözüyle baktığınızda 40 binlerde bir vaka sayısı var. Ne bekliyorsunuz 13 Nisan'a kadar da böyle? Yani bu sistemde bir değişiklik olmayacak en azından, onu görüyoruz. Şimdi salgının kontrolden çıktığı bir durumda böyle devam ederse biz çok daha yüksek, yani 50-60 belki de 70 bin sayılarını göreceğiz günlük olgu sayısı olarak. Umarım yanılıyorumdur. Bir taraftan da onu hep içimden geçiriyorum ve umut ediyorum. Çünkü şöyle düşünün, geometrik bir artış var, yani katlamalı bir artış var. Şimdi 1000 olgunuz varken 2 katı bile artsa bu 2000 kişi eder. 2000 iken 4000 kişi eder ama şu anda 40.000 olgunuz var ve her birinin olmasa bile yarısının bir kişiye daha bulaştırdığını düşünseniz bir gün sonraki veya 3 gün sonraki sayınızın 60.000'e çıkması söz konusu. Yani böyle bir katlamalı artıştan bahsediyoruz. Yani hastalık yükünüz ne kadar fazlaysa bir sonraki gün veya bir sonraki hafta
eğer kontrollere başlamaz, sıkı izolasyon koşulları uygulamazsanız birdenbire çok daha yüksek olacaktır. Şu anki gidişatımız da o yönde. Hani matematiksel bir hesap bu sonuçta. O nedenle de hani ben bir an önce insanların tüm ekonomik kayıplarının da karşılandığı, sosyal kayıplarının da karşılandığı bir tam kapanmaya gidilmesinden yanayım. Ciddi izolasyon önlemlerinin alınmasından yanayım. Tekrar hekimliğimin diğer unsuru olan koruyucu hekimlik kısmını yaşama geçebilmesi için bunu şu anda siyasi iktidar ne kadar yapabilir, hükümet ne kadar yapabilir onu bilemiyorum tabii. Bu sadece bir temenni ve dilek yani veya işte istek onu söyleyebilirim. Ama şu anki gidişatımızın çok da iyi olmadığı apaçık ortada zaten. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bir şey daha ekleyebilirim. Buyurun hocam. Yavuz Bey. Buyurun. Bugün Cemil hocamızın, ki kendisi benim de hocamdır, evet, İstanbul Tıp Fakültesinden, ölümünün birinci yıl dönümü ve bu nedenle Türk Tabipler Birliği bugünü bu pandemi süresi boyunca yaşamını yitiren sağlık çalışanlarına anma günü olarak ilan etti. Ve tüm Türkiye'de ülkemizin her hastanesinde tüm sağlık çalışanları onlar için saygı duruşunda bulundular ve onları andık. Ben buradan bir kez daha sizin aracılığınızla hem Cemil abiyi, ki kendisine öyle derdim, Cemil abiyi, hem de yaşamını yitiren tüm sağlık çalışanlarını bir kez daha saygıyla anıyorum, minnetle anıyorum. Onlar en önde koştular, ilk düşenler onlar oldular. Ve üzülüyoruz. Şu anki tabloyu gördükçe onların o öyle olmasına daha çok üzülüyoruz. İçimiz daha fazla acıyor. Ama gene de onlara çok şey borçluyuz. Sağlık çalışanlarına çok şey borçluyuz. Bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Hocam çok önemli tabii bu dönemde, işte eğer bu bir cephe ise cephenin ön safında sağlık çalışanları var. Hekimiyle, hemşiresiyle, sağlık çalışanlarının tümü, yani o cephede bulunan herkes büyük özveriyle çalışıyorlar. Büyük özverilere katlanıyorlar. Karşılığında talep ettikleri de aslında biraz buna uygun bir önlem alma dönemi. Maalesef biz bir ileri bir geri, bir ileri bir geri geldiğimiz nokta gerçekten çok can yakıcı. Hekim olarak anlamaya çalışıyorum. Bir de tabii meslek hastalığı kabul edilmemesi gibi bir tartışmanın hala devam ediyor olması da Türkiye açısından büyük bir ayıp. Bu kadar kayıp varken Türkiye'de. Onun için ben de size teşekkür ediyorum hocam. Sizin nezdinizde bütün hekimlere elbette, hayatını kaybedenlere de Allah rahmet eylesin. Çok teşekkürler. Katıldığınız için eksik olmayın. Bülent Ertuğrul'la konuştuk. Profesör Doktor Bülent Ertuğrul, enfeksiyon uzmanı. Şimdi yani tam Türkiye tablosu. Bir önlem alıyorsunuz, 13'ünden sonra geçer diyorsunuz. 13 Nisan yani Ramazan'la birlikte geçerli olacak. Peki öncesinde bu şekilde serbest bırakmanın ne manası var? Artıyor işte, vakaları görüyoruz, 40 bine gelmiş ve bu katlanarak devam ederse 60-70 binler, hastanelerde yatak sayılarının azaldığını, özel hastanelerdeki durumu hoca anlattı, devlet hastanelerinde durum benzer şekilde. İnsanlar işlerinden güçlerinden oluyorlar, birilerine bulaştıracağız diye endişe ediyorlar. Öğretmenler hala aşılanabilmiş değil, birçok meslek grubunda benzer sorunlar var. Bunlar çözülemiyor, aşı yeterince gelmiyor. Bu tedbirleri almak lazım. 13'ünden sonra da bir teravih namazı tartışması başladı. Yani farz mıdır, değil midir, eskiden kılındı mı, kılınmadı mı? Bunlara da giriliyor yani tartışmalarda. Buna ne gerek var? Bir önlem alıyorsunuz. 9'da sokağa çıkma yasağı varsa vardır, bitti işte. Yok, teravih için bunu muaf tutuyoruz. Öbür taraftan şunu yapıyoruz. Ne gerek var yani bu tip detaylara? İlla bir yerden bir siyasi mesaj mı vermek lazım? Evet, iktidarın bu tip durumlarda, zaten kongrelerdeki tablo ortada, bu tip durumlarda mesaj verme isteği Türkiye'nin salgınla mücadelesi açısından gerçekten çok ciddi olumsuzluklar yaratıyor. Sadece orada değil, başka alanlarda da, yani ben yaptım oldu yaklaşımı. İşte ekonomide de benzerini yaşıyoruz. Az önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki durumu söyledik. Orada bir oylama yapıldı, reddedildi. Dönelim, tekrar yapalım. Hatalıydı zaten oylama. Niye orada değildiniz? Zamanında orada olsaydınız, kendi yasanızı savunsaydınız. İşsizlik ne diyor? Bir sene daha getiremezsiniz. Yok, biz getiririz. Nasıl getiririz? Buluruz bir formülünü. Niye? Çoğunluğumuz var. Ekonomide bir takım adımları istediğiniz gibi atamazsınız. Attığınız zaman dünyaya açık bir ekonomi olarak Türkiye, 450 milyar dolar dış borcu olan bir ülke olarak,
Dış borcunun gayri safi milli hasılaya oranı %60'ları bulmuş bir ülke olarak, borçluluk oranı %60'ları bulmuş bir ülke olarak her adımı istediğiniz gibi atamazsınız. Bir gece yarısı 4 ay önce atadığınız Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alamazsınız. Hem de hiçbir şey söylemeden görevden almak iyice herkesin kimyasını bozar. Sonra yerine atadığınız faiz artışına karşı çıktığını yazılarında açık açık dile getiren Merkez Bankası Başkanı kapı kapı dolaşarak ben faizleri gerekirse arttıracağım demek zorunda kalır. Ama bu arada yine iktidar sözcülerinin deyimiyle atılan üçlüleri geçmiş olur. Dışarıdan Türkiye'de para bulunduranlar paralarını çıkartırlar ki ciddi bir miktarda swap çıkışı olduğuna ilişkin bugün rakamlar görebiliyoruz. Yatırımları olanlar, tahvillere ve borsaya yatırım olan dışarıdaki yatırımcılar paralarını alıp giderler. İçeride bunu fırsata bilen bir fırsat olarak düşünüp dolarını ve ne bileyim dövizini ya da altınını satanlar olduğu belirtiliyor. Ama yine yabancı para cinsinden mevduatta bir azalma yok Türkiye'de. Yine insanlar yabancı para cinsinden mevduatla kendi birikimlerini korumaya çalışıyorlar. Böyle bir tablo içerisinde ekonomide bir aşağı bir yukarı değişen bir takım değerler olduğunu görüyoruz. Bugün de birazcık aşağıya inmiş durumda döviz kurları ama soru işaretleri devam ediyor. Soru işaretlerinin giderilebilmesi için de önce sorunun tespit edilmesi gerekiyor. O sorun ne? Merkez Bankası başkanlarının bütün dünyada bağımsızlıklarıyla ilgili bir ortak konsensüs var. Onlar bağımsız olsunlar ki siyasetçilerin talepleri yerine getirilmesin. Siyasetçilerin talepleri yerine getirildiğinde bazen onlar siyasi avantaj sağlayabilir ama ülkelere sıkıntı yaratabilir. Değerlendirmesi bütün uzmanlar tarafından 3 aşağı 5 yukarı paylaşılır vaziyetteyken Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte Merkez Bankası başkanları istendiği zaman görevden alınır vaziyette. Normal şartlarda 5 yılda bir alınıyordu. Özel şartları vardı. Şimdi söz dinlemiyor diye Cumhurbaşkanı Merkez Bankası başkanını görevden aldı. O iyiymiş yine. Yani o günlerin kıymetini bilelim. Bugün Naci Ağbal'ın neden görevden alındığını bilmiyoruz. Bununla ilgili bir izahatta bulunma gereği bile hissedilmiyor. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi var. İstersem alırım diyor. Alıyor da. Peki niye aldınız sorusunun yanıtı verilmiyor. Bir izahat verilmiyor ve bu da bütün piyasalardaki tedirginlikleri arttırıyor. Son olarak dedikodular var doğal. Yani resmi açıklama olmayınca bu işin dedikoduları çıkıyor. 128 milyar dolarlık Merkez Bankası döviz rezervinin satışıyla ilgili Naci Ağbal'ın banka içerisinde araştırma yaptığı ve bu araştırma sonucunda da araştırmaya başladığının Beştepe tarafından bilinmesi ya da Berat Albayrak tarafından öğrenilmesi üzerine de Naci Ağbal'ın görevden alındığı bilgisi söz konusu. Bunu da Reuters, uluslararası ajanslar yapıyorlar. Buna ilişkin de bir değerlendirme yapılmıyor. Faiz artışını Cumhurbaşkanlığı'na bildirdi ama geri dönüş almadı. Ona rağmen arttırdığı için görevden alındı diyenler var. Neyse ney ama Türkiye'de kurallar önden belirlendiği gibi uygulanmadığı için ya da herkesten kurallara uyması beklenirken iktidarın o kendi belirlediği kurallara uymaması gerekçesiyle birçok alanda sıkıntı yaşıyoruz. Onlardan birisi de ekonomi. Ekonomiyi de en iyi takip eden isimlerden birisi Doktor Murat Kubilay karşımızda. Çok uzun bir Twitter'da mesaj zinciri vardı. Geçenlerde onu okudum. Gerçekten biraz da emek gerektiriyordu. Yazmak öyle, okumak da aynı şekilde. Biraz karamsar bir hava vardı. Bir değerlendirme yapması için kendisinden ricacı olduk. Sağ olsun karşımızda. Murat hoş geldin. Merhabalar. Sesim, görüntüm, her şeyim tamam değil mi? Süper oldu şu anda. Tamam. Ama çok gençsin yani, kıskandırıcı bir biçimde. Teşekkür ederiz katıldığın için. Şimdi az önce meclisi konuştuk. Sonra Merkez Bankası Başkanı'nın alınıp yerine başkasının atanması meselelerini anlattık. Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın eskiden savunduğu fikirleri şimdi tümüyle reddetmek zorunda kalmasından konuştuk. 3 gün sonra enflasyon açıklanacak. Ondan bir süre sonra Merkez Bankası Para Piyasaları Kurulu toplantısı yapılacak. Oralarda alınacak kararlar belirsiz. Yani bir kaotik bir durum var değil mi şu anda baktığında? Ekonomiyi belki özel olarak değerlendirebiliriz.
Yani Türkiye zaten bir yükselen piyasa ülkesi. Yükselen piyasa ülkesi demek ki yükselmiş değil, hala yükseliyor. Yani Süper Lig'e çıkma telaşında ama hiçbir zaman da oraya çıkamayan ekiplerden biri. Oralarda bu tip şeyler yaşanıyor. Fakat biz son dönemde bu ligden küme düşmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yani gittikçe daha böyle hareketli oynuyoruz. İşte örneğin mecliste gördük bir reddedilmiş bir kanun tekrar bir hülle yolu da geri gelsin deniyor ve benzeri. Şimdi onlar bizim kendi iç işimiz. Bizim işte Türkiye eksik bir demokrasidir veya değildir. Fakat biraz yabancı yatırımcının eline düşmüş bir ülkeyseniz onlarla kuracağınız ilişkilerde bir öyle bir böyle yapamıyorsunuz. Çok yapınca küsüyorlar, giriyorlar. Onu biraz izah edeyim. Şimdi Türkiye gelişmekte olan ülkeler liginde mütevazi bir yeri var. O ligde çok büyük olan ülkeler Çin, Tayvan ve Güney Kore. Biz daha mütevazi bir yerdeyiz. Ama buna rağmen yani aslında şunu demeye çalışıyorum. Fon yöneticilerin, yabancı fon yöneticilerin rahatlıkla ihmal edebileceği bir ülkeyiz. Ama diğer taraftan karlılık fırsatlarımız da var. Çünkü burada güzel dalgalanmalar oluyor. İşte en sonunda şokların neticesi yüksek faiz veriliyor. İşte Türkiye iyi kötü hala büyüyor. Hisse senedi piyasaları bir şekilde ilgi çekebiliyor. O yüzden de biz de oynamaya çalışıyorlar. Fakat bu oyunun da belli kuralları var. Biri mülkiyetle ilgili kurallar. Zaten onları hiç kimse kolay kolay aşmıyor o kuralları. İkincisi de paranın girişi, çıkışı ve işte öngörülebilirliğine dair olan kurallar. İşte burada biz çok fazla faal yaptık. Faal yaptık ve neticesinde herkese sıkıldı. Bugün daha yeni veri açıklandı. Sadece geçtiğimiz hafta yani bu hafta sonu Ağbal'ın görevden alınıp Kavcıoğlu'nun atandığı hafta sonunun ertesindeki bir haftada 2 milyar dolarlık devlet iç borçlanma senetlerinden ve hisse senetlerinden çıkış olmuş. Bunun harici swap pozisyonu kapatılanlar da 6 küsür milyar dolar kadar. Yani neticesinde işte tamam bu fon yöneticilerinin işi para kazanmak, biraz açgözlü olmaları gerekiyor, riskte yaşamayı biliyorlar ama o surf yapmanız için dalgaya ihtiyacınız vardır ama tsunami dalgası olursa altında kalırsınız. Bunu da gördükleri için artık geriye dönmemek üzere kaçıyorlar. O da bizde piyasalarda şok olarak geliyor. Vatandaşı da enflasyon ve işsizlik olarak dönüyor. Ya aslında bütün dünyanın istemediği bir şey o. Fon yöneticilerinin gelip buraya o dalgaların üzerinde surf yapıp senin değerlerini alıp götürmesi. Bunu yani kimse istemez. Hiçbir ülke istemez. Ama bize başka yerden de bir şey gelmiyor anladığım kadarıyla. Yani ona muhtaç olmak da aslında bulunduğun nokta açısından pek böyle övünülecek bir şey değil. Şimdi şöyle, neoliberal uzlaşı uzunca yıllar bize bunda kalkınabileceğimizi öğretti. Böyle bir propaganda yapıldı. Şimdi ayırıyoruz bunun olmadığını. Tek ülkede biz değiliz. Sadece Erdoğan ve Erdoğan'ın ekonomi yönetimine ötürü biz çok daha şiddetli bunu öğreniyoruz böyle olmadığını. Türkiye'nin işte daha dün açıklandı veri. 2020 yılı sonu itibariyle 450 milyar dolarlık dış borcu var. Yani bunda iç borçların döviz cinsi olanları yok. İşte bu hazine döviz garantili projeler bunların hiçbiri yok. Biz yıllarca zenginleştiğimizi varsaydık ama aslında o kadar zenginleşmemişiz. Müthiş bir tüketim yaptık. Onu da dışarıdan gelen sıcak parayla finanse ettik. Aa ne güzel dedik. Hatta izleyicilere de tavsiye ederim. İşte, Gustav Flaubert'in Madame Bovary'si vardır. Oradaki benzer bir borç sorununa girdik. Orada bir karı koca arası geçen şeyi biz burada ülke olarak yaşadık ve nihayetinde 2013'ten beri artık bunun bedellerini çekiyoruz. Daha böyle spesifik bu döneme bakarsak eğer en sonunda zaten bekliyorduk Erdoğan'dan en nihayetinde bir şekilde bu yüksek faiz politikasına tepki vermesini. Naci Havala bir dur demesini. Evet bunlar bekleniyordu. Yani sonuçta yabancı yatırımcılar da bu kadar saf değil. Onlar da Türkiye'yi takip ediyor. Onlar da Erdoğan'ı biliyorlar. Erdoğan'ın bir benzeri olan Güney Afrika'daki Jacob Zuma'nın seviyesini de aştığını biliyorlar. O ülkede ne oldu bunlar? Merkez Bankası başkanlarının sürekli değiştirilmesi, ekonomi bakanlarının değiştirilmesi, sürekli bir dış mihrak arayışı. Yani bize özel değil. Bu ormandaki ülkelerde öyle diyeyim bu yani. Gelişmekte olan piyasa ülkelerindeki ormandaki ülkelerde bunlar oluyor. Ama biz sınırları aşıyoruz. Ve biraz Arjantin, Rusya vari sınırlara doğru gidiyoruz. Yani normal şartlarda... Ne olur yani o sınırları açsak ne olur ki? Şöyle olur, bir anda çıkış olur, ani duruş olur. 2018'de yaşamıştık hatırlarsanız şok dalgası. Bir gecede bir bakmışsınız, hani neydi o meşhur laf, bir gecede mezar taşlarını okuyamamıştık, bir gecede işsiz aç kalırız, ertesi gün öğreniriz. Yani hakikaten böyle bir şey, o ani duruş en tehlikelisidir. Yani bizi oraya iterler.
Türkiye dış borçlarını vaktini ödemekte zorlanır, ithalat yapamaz. Artık yoksulluğu değil, yokluğu konuşur. Tabii bunlar çok uç senaryo. Şu andaki kısa vadede... Şöyle savunmalar da yapılıyor ona Murat. Diyorlar ki işte Avrupa'da Türkiye'nin en büyük yatırımcısı. Türkiye'ye bir şey olursa, böyle bir durursa, ani durursa, borç sorunu yaşarsa Avrupa bundan büyük zarar görür. İşte bankaları burada, diğer büyük kurumlarıyla falan. Onun için izin vermez Avrupa. Var mı bunun bir altyapısı? Bir nebze var ama bu ilişki daha çok sömürgecilik döneminde Britanya ile Hindistan arası dönüyor. Britanya'nın büyük kaynağı, pazarı, piyasası Hindistan olduğu için aman Hindistan'ı çok aç sefille bırakmayalım. Ama çok da bırakırsak bu sefer de kar oranlarımız düşer şeklinde bir denge de götürdü. 100-150 yıl sömürdü. Bizim de Avrupa ile olan tabii ki böyle bir sömürge ilişkisi değil apaçık ama yine buna benzer bir şekilde doğrudur. İşte İspanyol BBVA, İtalyan Unicredit, yine Fransız BNP Paribas, diğer başka kurumlar Türkiye'deki bankaları sahipler. Ciddi derecede finansman sağladılar. Zaten Merkel'in de Türkiye'ye sadece sığınmacılar yüzünden değil, Avrupa'daki oluşabilecek Türkiye kaynaklı herhangi bir finansal istikrarsızlığın yükü Avrupa bankacılık sistemine gireceği, Avrupa'nın da bankası, asıl kasası Almanya olduğu için Merkel'in de bize bu kadar müsamahalı davranması nedenlerinden biri de bu. Bu gözden kaçar. Fakat şimdi bir yere kadar sizi sınırlandırabilirler. Mesela Türkiye NATO üyesiydi, gitti S-400'leri aldı. Demek ki belli bir yerlerde bu çizgiyi aşmayı deneyebiliyorsunuz. Aşıyorsunuz da ama sonuçlarına katlanmak durumunda kalıyorsunuz. İşte hatırlayalım 2 yıl önceki Rahip Brunson mevzusu nasıl sert şiddetle yaşamıştır. Dolayısıyla hani evet sınırların dışına çıkabilirsiniz. Size normal şartlarda ölmenizi istemezler. Çünkü kaybet ilkesi geçerli olur. Fakat siz ısrarla kendinizi camdan atacağım diyorsanız yapacak bir şey yok. Yani Türkiye'deki bu yaşanan da böyle oldu. Gerçekten. Merkez Bankası Başkanı'nın öyle gece yarısı görevden alınması biraz Türkiye'nin ben kendimi camdan atacağım demesine benziyor. O metaforla anlatıyorsun anladığım kadarıyla. Evet, evet. Ya da başka bir örnek vereyim. Şimdi şöyle, şimdi aynı tam da dediğiniz nedenler ötürü yabancı yatırımcılar da Türkiye yani alacaklarını almak isterler. Para da isterler. Bu insanların işi bu. Şimdi bir geminin güvertesinde büyük bir delik var. Oraya bir tıpa yaratıldı. Naci Ağbal. Aslında Naci Ağbal para politikasından gelen biri değil. Naci Ağbal para politikası deneyimli biri de değil. Naci Ağbal şüpheli, siyasetçi ama bir şekilde ortodoks yani alışıldık genel geleneksel para politikası uygulayacağına dair söz verdi. Bu doğrultuda bir sürü şey yaptı. Bizim beklentilerimizi bile aştı. Son toplantıyla fazlasıyla aştı. Ne dedi? Daha basit bir para politikası, öngörülebilirlik, uzun süre taahhüt ve taahhütün arkasında durmak. Daha açık bir şekilde ifade edersem %2 reel faizi enflasyon makul yere giderek düşene kadar vereceğim. Türkiye'nin dış finansman kanallarını zorlandığını farkındayız. Daha kötü olabilir. Ben bunu yapacağım dedi. İşte o tıpa vardı. Deliği biz o tıpayla kapatmıştık Naci Ağbal'ın. Karşı taraftan da buna, onlar da iyi güzel bu şekilde döndürebileceğiz. Türkiye çok daha tehlikeli bir yere gitmeyecek diye memnunlardı. Sonra bir gün geldik ki ya o tıpa orada beni rahatsız ediyor. İşte hoşuma gitmedi tıpa. Bütünlüğü bozuyor. Çeksem ne olacak ki canım? 17-18 yıldır ben zaten bu ülkeyi yönetiyorum. Bana ne yapamazsınız dediyseniz yaptım. Hiçbir şey de olmadı. Her seçimde kazandım. Bir çekeyim bakayım dediler. Arkasından işte bir anda Türk lirası %10 değer kaybetti. Bankacılık hisse senetleri %20 değer kaybetti. 10 yıllık devlet tahvili Türk lirası cinsidir bunlar. İflas etme riski sıfır. %25 arttı değil mi onlarda? Yani bir gecede %25-30 değişen vadelerde değer kaybettiler. Bunlar normal şartlarda Avrupa'da falan yılda %1-2 para kazanan tahvillerdir. Buralara geldi. Şimdi bunu yaşıyorsunuz ki bunlar kardan zarar değil. Basbayağı bildiğiniz ana paralarını kaybetti yatırımcılar. Neticesinde ya bu kadar da öngörülemezdi, bu kadar da yüksek dalga boyunda oynanmaz. Hem bunun ne yapacağı da belli olmaz. Yarın bir gün dış yatırımcıları biraz daha küstürür. Bunun neticesinde dış ödemeler dengesi krizine girer. Yani bir Türkiye buna en son ne zaman girdi? 1978-80 arasında. Yani 70 sente muhtaç olmakla ifade edilen şey budur. Kurun yukarı gitmesi değildir. Kuru dövizi bulamamaktır. Öyle bir duruma da giderler. Sonra belki borçları da ödeyemezler. İthalat da yapamazlar. En iyisi biz buradan hızlıca kaçalım. Şimdi herkes aynı şeyi düşünüyor. O zaman ne olacak? İlk kaçan biz olalım. Öyle olunca ne oluyor? Panik oluyor. Bir anda herkes hani öyle olur ya içeride böyle opera salonlarında yangın çıktığı zaman herkes kapıya gider izdihamdan ölür. Aynen o bir şey, öyle bir şey geçtiğimiz hafta yaşandı. Tabii o esnada da olan en çok bizi olmuş oldu. Dolayısıyla o tıpayı çekmemesi gerekiyordu Erdoğan'ın. Yoksa ben Naci Ağbal'ı da çok beğeniyorum, takdir ediyorum diye bir şey yok. Yerine gelen de başka bir şey söylemiyor mu Murat? Evet. Diyor ki ben enflasyonun üstünde faiz vereceğim.
Niye inanmıyorsunuz diyor. Ben tamam geçmişte başka bir şey söylüyordum da diyor. O geçmişte kaldı. Şimdi yeni bir şey söylüyorum diyor. Gerçekler ve hayaller. Tabii koltuğa oturmadan önce öyle belirtmek kolay. Yani neydi? Bize ifade ettiği şey şuydu. Avrupa Birliği ve ABD gibi biz de %1 eksi reel faiz verebiliriz diyordu. Yani bunun da karşılığı işte şu anda %15-16 gibi faizlerimiz olabilirdi diye. Aynen geri adım attı. Zaten aşama aşama geri adım attı. İlk ne dedi? Olağanüstü toplantı yapmayacağız. İki, toplantı yapıyoruz da illa indireceğiz anlamına gelmiyor dedi. Üç dedi, enflasyon ana amacımız dedi. Dört dedi, yabancı yatırımcılarla görüşme toplantı yapacağız. Bankalarla yaptık, bir de sizle yapacağız dendi. En son dedi ki bize reel faiz vereceğiz dedi. Aynen deriz dedi. Çark etti. Çünkü muhtemelen o görevi atanabilmek için o süre esnasında başkan herhalde Erdoğan'la her görüşme imkanında ben hallederim efendim, siz bana verin yetkiyi, ben çözerim falan diye böyle tuttu diye tahmin ediyorum. Yani bir kişiyle küçümsemek veya dalga geçmek için demiyorum. Yani tahminimce böyle olmuştur herhalde ki. Çünkü o şey ya da hayatın gerçeklerinden uzaktı yani o anda. Birden bütün o ağırlığı omzunda hissediyor. Yok bu iş böyle olmayacak. Çünkü bu taahhütleri vermesine rağmen Türk lirasının %12-13 değer kaybetmesi önlenemedi yani Türkiye'de. Şimdi bakıyoruz kurlar birazcık dizginlenmiş görünüyor ama olan oldu. 7.20'lerden 8 küsürlere geldi zaten. Ya yani bundan sonrası artık ne olacağı biraz onunla bağlantılı ve zararı burada mı kessek, nasıl keseriz kaygısının, paniğinin bir sonucu gibi geliyor bana biraz da bu. Doğrudur. Çünkü baktılar ki o tıpa önemliymiş. Onu oradan çıkarmamak gerekiyormuş. Yani ben 7.20'nin altı mesela burada çok hani doların ucuz olduğu bir yer olarak niteliyordum. Bunu bir anda %10 yukarı almak durumunda kaldım. 7.90. Peki faiz değişti mi? Değişmedi. Sadece belirsizlik değişti. İşte güvenilmezlik ortaya çıktı. Zaten biliyorduk belli bir derece olacağını. Bir anda %10 hep beklentilerimizi yukarı doğru almaya başladık ki yani şu andaki piyasa aslında sakinleşmesinin nedeni Kavcıoğlu'nun açıklamalarıyla şunu ifade etmesi. Tamam, çılgın şeyler denemeyeceğim ifade etmesi ama bir şeyler deneyecek. Onu oraya boşuna koymadılar. Yani ben faizlerin böyle o %19 politika faizinin sürdürülebileceğini zannetmiyorum. Belki Nisan ayında yapmazlar çünkü en yüksek enflasyonu Nisan ayında göreceğiz. O da 3 Mayıs'ta açıklanacak. Mayıs ayındaki toplantıda, o da normalde toplantılar ayda bir ama Ramazan'a denk geldiği için bu sefer Aralık birazcık daha çok peş peşe görünüyor. 6 Mayıs'ta belki yapacaklar. Belki 100-100 yapacaktır. Bak, belki ilkinde yapmak, ikincisi de 200 yapacaklar. Ha tabii başka faktörleri düşünmek lazım. O esnada Türkiye başka şoklar yaşar veya küresel piyasalar bunun tam tersine iyileşir. Şu anda bir gerginlik olmuştu. Tahvil faizini küresel düzeyde. O zaman belki durum değişebilir. Hiç yapmazlar veya daha çok yaparlar. Ama şu andaki eldeki mevcut veriyle ben hala makul ölçüde yapacaklarını düşünüyorum. Yani belki ikinci toplantıya bırakırlar ama Haziran'a kadar bırakacaklarını zannetmiyorum. Ama tabii önümüzdeki sürenin ne getireceğini bilmiyoruz. Sadece şunu söyleyeyim. Hiç yapmasalar bile diyelim ki şöyle bir şey oldu. Kabine de değişti. Albayrak da gelmedi. Hiç de indirim de yapmadılar. Yani hem Nisan'da hem Mayıs'ta gene eskiye dönmeyiz. Yani şöyle düşünelim. Yabancı yatırımcının psikolojisine dönelim. O gün çıkanlar, yani işte hangi oluyor? 22 Mart, 23 Mart tarihlerinde çıkanlar öylesine büyük zararı yazdılar ki dolar cinsi bu zararlar %30-35. Yani bunlar en tufan yıllarda 2008'de falan Amerikalıların kaybettiği paralar. Yani kolay kolay bunlar gelişmiş ülkelerde böyle kayıplar olmaz. Öyle bir kayıp yaşandı ki o korkuyla yani şimdi geleceğiz tamam Türkiye iyice ucuzladı ama iki gün sonra yine aynısı olacak. Şimdi bir hatayı yaparsanız olabilir. Çünkü yani bir de olağanüstü Türkler de olabiliyor her zaman. Örneğin 90'lı yıllarda Kobe depremi oldu. Çok büyük sonuçlar oldu. Kraliçenin 200 yıllık bankası battı. Ama şimdi artık deneyimliler Erdoğan'a hiçbir koşulda Erdoğan olduğu müddetçe öngörülebilirlik olmadığını gördüler. En nihayeti bu ülkenin popülist bir şekilde seçim odaklı yönetildiğini bir kez daha ama daha acı şekilde öğrendiler. Bunun neticesinde artık tekrardan buraya gelmezler. Ha, Türkiye ucuz mu ucuz? Değerli varlıkları var mı var? Önemli hisse senetleri şunların hepsi devam ediyor, duruyorlar. Bunlar bir getiri iflas etmiyorlar ama dedim ya yani Türkiye dünya yatırım evreninde çok küçük bir yer. Yani şuradaki 3-5 milyon doları kazanacağım diye de 3-5 daha... milyon dolar için bu kadar mesai vermeye değmez, bir de sonunda zarar yazmak da var diyeyim, insanların vazgeçmesi kolay bir ülke anlamında söylüyorsun. Şöyle söyleyeyim,
Eskiden ne diyorlardı işte bu Türkiye'deki liberaller? Biz niye Genelkurmay başkanlarının ismini öğrenelim diye. Şimdi vatandaş da bugün diyorum ki niye biz Merkez Bankası başkanlarının ismini öğreniyoruz? Hadi benim işim. Ya size ne? Sizin evinize gideceksiniz rahat rahat yaparınızı da o vize koyarsınız da mevduata koyarsınız uyursunuz. Yani normal şey budur. Ama Türkiye değişti. Yabancılar için de değişti. Sürekli yeni isimleri öğreniyorlar, ediyorlar. Bir sürü raporlar, soruyorlar bizlere şunu güvenilir mi, bu böyle mi, bu değil mi, eksisi ne, artısı ne bilmem ne diye. Ama yani en nihayette bu ülke o gelişmekte olan ülkeler fonlarındaki endekslerinde orada bir ağırlıklar vardır. Çin değil, Güney Kore değil, Tayvan değil, Brezilya değil, Hindistan da değil. Öyle olunca zaten güçlükçe Türk lirası değer kaybetmek için endeksteki değerimiz iyice minimize geliyor. O zaman biz size niye uğraşalım diyorlar. Underweight dediğimiz endeks ağırlığını altta taşıyorlar. Hatta diyorlar ya bunların sağ solu belli olmaz. İki gün sonra bir ani duruşa giderler. Bir ödemeler dengesi krize giderler. Sermaye kontrolü uygularlar ederler. Biz hiç bu işlere girmeyelim. Arjantin'de bunlar başımıza geldi. Evet Türkiye bir Arjantin değildir ama Türkiye'de buna yakınsamak için elinden geleni yapıyor. Çok uğraşmayalım. Başımız ağrımasın. Para kazanacak bir sürü yer var. Biz oralara gidelim. Biz başka yere mesai harcayalım. Peki Murat son olarak yani peki ne olacak? Adamlar gelmezse Türkiye'nin dış borcunu az önce söyledin. Bir yıl için ödenmesi gereken ben yanlış söylemeyeyim ne kadar dış borcu var Türkiye'nin? 190 milyar doları. 190 milyar dolar çevirecek. Böyle bir şeye ihtiyacı var. Covid var. Turizmle ilgili eskiye dönmek biraz zaman alacak belli ki. Ne olacak? O zaman dolar veya şey diyelim kur yabancı para kıtlaşacak. O zaman beklentiler de Türkiye'de bir işte yani çok ciddi yüksek kur beklentileri olanları görüyorum. Onlar çok kötümserler. Bazıları çok iyimser. Rasyonel olup olmadıklarıyla ilgili tartışma var. Ama ortada da bir vaka var. Senin beklentin, görüşün ne? Yani şöyle söyleyeyim. 90 milyar dolar sürekli vadesi gelecek. Basitleştiriyorum. Her hafta 2-3 milyar doların vadesinin geldiğini düşünelim. Bir kısmı zaten kolay döndürülebilen şeyler. Güven içerisinde oluşturulmuş ithalatlarda işte yani o tip işlemleri kolayca hallederiz. Hazine de işte iyi kötü yavaş yavaş borçlanır eder. Ama biri ana parasını alıp çıkmak istediği zaman borcu döndürme günü bir yabancı ya ben artık tamam daha yüksek faiz veriyorsam hiç gerek yok ben çıkmak istiyorum dediği zaman vermek zorundasınız. İşte o zamanlarda olağanüstü hallerde kullanacağınız rezervleri kullanabilirsiniz ama bizde o da yok. Olmadığı için de dolayısıyla ne olacak? Piyasadan döviz çekip adama vereceksiniz. Verirken de tabii ki piyasama dövizi çekerken de fiyatlar yukarı doğru gidecek. Ha bu esnada oyun dönsün istiyorsanız, yeni döviz gelsin istiyorsanız daha çok faiz vereceksiniz. Ama onu vermekte zaten sıkıntılarımız var. O yüzden bütün bunları yaşıyoruz. Onun da bir bedeli var çünkü iyice yatırımlar dönmüyor. Çok ciddi pandemi nedeniyle durgunluk oluyor. Borç döndürmesi lazım. Onlar yapılamıyor. O zaman ne olacak? Yeni para gelmediği gibi olan para zamanla bir hani araba kullanırken ki motor freni gibi hafif hafif çıkacak. Her çıkışında da biraz döviz daha yukarı doğru gidecek. Ha şöyle yaparsanız ben bildiğimi okurum. Faizde çat 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 çok daha sert indirin dersek o zaman kur hatağına döndürürüz bunu. Biz bunu 2018'de de yaşadık, 2020'de yaşadık. Ama işte biraz aklı selim davranırlarsa bunu kur hatağı yerine hafif hafif düzenli Türk lirasının değer kaybettiği bir şekilde şok yaşamadan geçirebiliriz. Yani yine fakirleşiriz, yine ucuzlarız. Bütün varlıkların değeri ucuzlar ama en kötüyü çok sert yere çarpmayı yapmayız. Bunun olup olmayacağına da iki şey karar verecek. Biri bizimle alakalı olan bir şey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı. İkincisi ise küresel piyasalar. Çünkü biz şu anda o kadar zayıflamış, incelmiş haldeyiz ki bize bağlı olmayan bir nedenden küresel piyasadaki risk iştahı çok keskin bir şekilde düşerse listenin en başındayız aşağı düşeceklerden. Dolayısıyla bunun bize vermiş olduğu şokla isterse yüksek faizleri koruyalım yani 17 olsun, 18 olsun, 19 olsun hatta biraz daha sürpriz yapalım, arttıralım 20 olsun. Gene o zaman biz çok büyük bir çalkantı yaşarız. Kur da tabii ki o zaman yukarılara doğru gider. Ama ben yine de şunu söyleyeyim artık yani ağbal olsaydı bir 6 ayı da idare edebilirdik. Bu şekilde kur seviyesi 7'li seviyelerde falan ama şu saatten sonra yani 8'in altına gelen kurların sürdürülebilirliği faizi düşürmeseler de albayrak geri gelmesi de artık kolay değil. Çok ciddi bir risk primi tekrardan yüklenmiş oldu buraya. Ve bir de önümüzdeki aylarda ne yapacakları hiç belli değil. Bu neticesiyle yani daha S-400 yaptırımlarından, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden, olası bir baskın seçim, HDP'nin kapatılması, sosyal patlama, hani bu tip daha bu senaryolara hiç girmedim bile. Hep bunlar herkesin aklının bir köşesinde bulunacağı için
8'in altında artık zordur ve yukarı doğru gidecektir. Ama ben yine de şunu söyleyeyim, çok dile getirildiği için söylüyorum. O en kötü şeye doğru gitmeyeceğimizi varsayıyorum. Gene de bir şekilde bu ülkede Erdoğan'ı birilerinin uyaracağını, hani kendini de yakıyorsun, ülkeyi de yakıyorsun deyip bizim o iki haneli seviyeleri bunun taşımayacağını varsayıyorum. Ama yani reis bildiğini yapar. Ama hep şu marjda koydum, Albayrak gelmese bile, Albayrak'ın gelmesi o kadar büyük bir olumsuz etki mi getirecek? Yani eğer kabine değişirse. Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı dönmesi kabus olur. Çok net. Enerji Bakanlığı'na dönmesi, Cumhurbaşkanı yardımcısı olması. Şu saatten sonra Enerji Bakanlığı onu sarmaz. Ama Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı olabilir. O da yine biraz stres yaratır. Doğrudan ekonomiyle ilgilenmese bile. Ama mutlaka ilgilenecektir. Bir de şöyle bir şey var. Onun döneminde yapılan şeylerin onandığını, Erdoğan tarafından onandığı anlamına gelecektir. Benzer çılgınlıkların yapılabileceğine dair hep orada bir soru işareti yaratacak. Yani Albayrak piyasanın artık üstünü çizildi ki şöyle, bütün hata da Albayrak'ın değildi. Aslında onun da arkasında Erdoğan vardı ama piyasada işte en başta konuştuğumuz gibi alacaklarını almak, iyi kar marjından faydalanmak için suçu Albayrak'a atıp da Ağbalı kurtarıcı görmeyi istemişti. Yani bu yalana kendisi de inanmıştı. Biz de kısmen inanmıştık. Ve kendi kendimize uyanmış olduk yani. Dolayısıyla sadece Albayrak üzerine odaklanmamak gerekiyor. Asıl patron kim gördük hepimiz. Peki, çok teşekkürler Murat Kubilay. Değerlendirmeler için ekonomist Doktor Murat Kubilay ile konuştuk efendim. Ne oluyor bu ekonomide, tartışmalarda ve taşlar nasıl yerine oturacak? Sorularını sorduk. En zor alanlardan birisi aslında. Bu sorulara yanıt verilebilecek en zor alanlardan biri. Üstelik Ağbal tecrübesi varken önümüzdeki dönemi için döneme ilişkin beklentiler en azından benim takip ettiğim ekonomistlere baktığımda çok parlak değil. Ama hani arabayı yoldan çıkartacak bir yaklaşım içinde olmayacağını umanların sayısı da az değil. Bugünkü hükümete baktığımızda bakalım izleyip göreceğiz diyelim. Bitirelim. Yarın Büyük Resim Günü Tayfun Hoca ile birlikte karşınızda olacağız. Saat 17.30'da sizi de bekliyoruz efendim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ohan'dan bir de bunu dinle.